başkanım. Ee, altyapı çalışmalarına devam ediyor ama tabii ki mevsimden dolayı da bazı tepkiler de alıyoruz. Sizler de alıyorsunuz. Durum nedir? Ee, vatandaşlara müjdeler verir. Nasıl verebilirsiniz? Ne zaman bitecek? Çerkezköy'deki merkezi Atatürk Öztürk Caddesi ile Namık Kemal Bulvarı'ndaki durumu rica ediyoruz. Şöyle aslında gerçekten zor bir 2022 geçirdik. 2021-2022 kışları Çerkezköy'de altyapı ile ilgili çok zor geçti. Tabii ki sadece bu anlamda içme suyu hatları, kanalizasyon hatları, yağmur suyu hatları anlamında çok ciddi işler yapıldı. Ee, bunu her defasında dile getiriyorum. Çerkezköy daha sağlıklı e, içme suyu hatlarına kavuştu. Kanalizasyon hatları yenilendi, yağmur suyu hatları yenilendi derken e, yerin altına gömdüğümüz çok ciddi bir yatırım var Büyükşehir Belediyesi ile beraber. Tabii ki buna ilave Teradaş'ın da çok ciddi Çerkezköy'de elektrik hatlarının altında da istasyon mahallesinde özellikle altı alınması ile ilgili çok ciddi ve önemli işler oldu. Zaman zaman vatandaşlarımızdan tabii ki tepkiler alıyoruz. Çalışmalarla ilgili toz ve çamurun olduğu yerde her zaman eleştiri olur. Hepsine hak veriyorum. E, hepsinden tabii ki özür diliyorum. Ancak bu çalışmalar Çerkesköy'ün geleceği için yapılıyor. Bunu her fırsatta dile getiriyorum. Çerkesköy önümüzdeki 70-80 yılın e, bir daha sorun yaşamayacağı e, altyapı çalışmalarını bugün maalesef yaşıyor. Sorunlarını da maalesef yaşıyor ama e, 2022 yılı hem bu altyapı çalışmaları anlamında hem de ekonomik e, göstergelerin tepe taklak olduğu bir dönemde Çerkezköy Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını e, tabii ki aksamalı uğrattı. Bu anlamda da aldık. Ancak şu anda 2022'nin Aralık ayındayız. 2023'ün e, Nisan ve Mayıs itibariyle bu çalışmalarımızın %95'i tamamlanmış olacak. Atatürk Caddesi zaten kısmen büyük oranda bitti. Öztürk'ün İnan Sokak'tan şu anda hem Kartal Sokağı hem de e, Narin Kavşağı'na kadar olan kısımda yoğun bir e, üst yapı çalışması var. Bunların hepsi kısa vadede artık sonlanacak. Narin Caddesini bu hafta sonu asfalt çalışmalarına giriyor. Peyzaj çalışmaları başlayacak derken bundan sonra artık e, altyapının e, işlerinin bittiği, güzelleşen caddelerin ortaya çıktığı zaman olacak 2023'ün ilk ayları. Umut ediyorum Çerkes Gövbesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları önümüzdeki ilk 4-5 ay içerisinde sonlanacak ve vatandaşlarımıza çektiğimiz bu sıkıntıları, esnafımıza yaşattığımız bu sıkıntıları unutturacağımız günler gelecek. Zaten Çerkes daha yaşanılabilir. Caddeleriyle, sokaklarıyla daha aydınlık. Cadde ve sokaklarında daha uzun saatler vatandaşlarımızın zaman geçirebildiği Esnafımızın da bu anlamda yüzünün güldüğü bir şehre dönüştürme planımız vardı. Bu çalışmamız temelinde hep bu vardı. İnşallah artık zor günleri atlattık. 2023'ün baharı ile beraber Çerkesköy'de de bu anlamda çalışmamız sonlanacak. Bahar gelecek inşallah.